Şimdi analitik düzlemde odak noktası F2'ye 0 ve doğrultman doğrusunun denklemi 4x-3c artı 12 olan konik P noktasından geçmektedir. Bu konuğun türünü ve ekseninin denklemini bulalım. Önce türü için bak şimdi kabaca bir şey belirliyorum. F2'ye 0. Buradan P noktası 5'e 4, tamam mı? Bu doğrultmana da böyle bir doğruymuş. Yani buradan buraya dikineceğim. Buradan buraya bir ineceğim. Bu PF bölü PM nedir? Onu bulacağım. Şimdi arkadaşlar bu doğrultmanı bu demek 4x-3c artı 12 eşittir 0 vermiş ya. Bu P noktasının bu doğruya olan uzaklığı nasıl bulunacak? Bak şimdi. E eşittir PF bölü PM. PF uzunluğu bak 4'ten 0 çıktı. 4 karesi 16. 5'ten 2 çıktı. 3 karesi 9. Dolayısıyla bu 5'tir arkadaşlar. Buraya kadar tamam mı? Şimdi arkadaşlar noktanın P noktasının dik olarak uzaklığı şu PM uzunluğu nedir? Şimdi onu bulalım. Bu x yerine 5, y yerine 4 yazacağım. Şurada x yerine 5, y yerine 4 yazacağım. Yazdım. Bunun mutlak değeri bölü şu 4 eksi 3, 4'ün karesi artı eksi 3'ün karesinin kara kökü 4. Buradan 5 bölü şu 12'ler gider. 20 bölü 5'ten 5 bölü 4 bulunur arkadaşlar. Bir dakika bakalım. 5 bölü 4 sayısı büyük 1 midir? Evet. Eşit 1 olsaydı parabol diyecektik. Büyük 1 ise hiperbol. Hiperbol. Demek ki bu bir hiperboldür. Türünü belirledik. Bu konik demek ki hiperboldür arkadaşlar. Buraya kadar tamam mı? Şimdi diyor ki V ekseninin denklemini bulalım. Arkadaşlar bunun ekseninin denklemi şöyle ki bak şimdi bu eksenin yani odaktan geçen V doğrultmana dik olan doğruya eksen diyeceğiz arkadaşlar. Eksen. İşte bu eksenin denklemini istiyor benden. Eksenimiz 2'ye 0'dan geçiyor. Bunu bilin. Tamam. Öte yandan bu ilk verilen doğrultman doğrusunun denklemi 4x eksi 3c artı 12 eşittir 0'dı. Buradan eğim çekelim. Eksi 4 bölü eksi 3'ten 4 bölü 3 geliyor. Bunun eğimi bu. O zaman birbirine dik olan doğruların eğimleri çarpımı eksi 1 olduğundan bak şimdi. Bunun eğimi M1'dir. O halde 4 bölü 3 çarpı M1 eşittir eksi 1 olmalı. Buradan M1 eşittir eksi 3 bölü 4 gelir. Demek ki M1 eksi 3 bölü 4. Bu ne demek? Şu demek. 2'ye 0 noktasından geçen ve eğimi eksi 3 bölü 4 olan doğrunun denklemi nedir diyor. Bu ekseninin denklemini yazın demek bu demek. Onu da yazıyorum şimdi. Bak şimdi. Bir değişken nokta alıyorum x, y. Y eksi 0 bölü x eksi 2 eksi 3 bölü 4. Buradan y eşittir eksi 3 bölü 4 x artı 3 bölü 2 elde edilir. İşte ekseninin denklemi y eşittir eksi 3 bölü 4 x artı 3 bölü 2'dir arkadaşlar. Efendim? Şu 4 bölü 3'ü mü? Tamam. Arkadaşımız şu 4 bölü 3'ü nasıl bulduğumuzu soruyor. Şöyle delikanlı bulduk. Şimdi 4 x'i öbür tarafa at. Eksi 4 x. Eksi 12. Her tarafı y'nin kat sayısına böl. Eksi 4 bölü eksi 3 budur.
12 bölü 3 4'tür. Şu y'nin katsayısı 1 iken x'in katsayısı eğimi verir her zaman. Her zaman bütün sorularda bunu yapabilirsin. Dolayısıyla eğimi 4 bölü 3'tür bu doğrunun. Bu 4 bölü 3'ü buraya yazdım. Buna dik olan doğrunun eğimi nedir? Buna dik olan doğrunun eğimi eksi 3 bölü 4'tür. Eğim var, nokta var. Şimdi y'ler farkı bak. Y eksi 0 bölü y x eksi 2 eğimdir bu zaten. Hani y'ler bölü y'ler farkı bölü x'ler farkı eğimi verir. Bu da eğim de eksi 3 bölü 4'tü. Eğimi eşitledim. Oradan y denklemini buldum. Şimdi başka bir soruyla devam edelim. Şekildeki f 1'e eksi 3 noktası konin odağı ve 3x artı 4 diye eşittir 0 doğrusu doğrultmanıdır. Buradan biz y'yi yalnız bıraksak 3x bölü 4 3 bölü 4 bak şimdi 3 bölü 4 x eşittir y'dir. Doğrultmanın denklemi buymuş. Şimdi doğrusu doğrultmanıdır. Bu doğrultmanı bir uzatalım birazcık. Uzattık. P 5'e 0 noktasından geçen koniğin dış merkezliği kaçtır? P 5'e 0 noktasından geçen koniğin dış merkezliği kaçtır? Burası x diyelim. Şurası dik diyelim. Buraya m diyelim. Şu x'i silelim bir dakika. Şimdi bizim burada dış merkezliğimiz e p f bölü p m'dir arkadaşlar. P f uzunluğu iki nokta arası uzaklık çekeceğiz. Sıfırdan eksi 3 çıktı. 3 karesi 9. 5'ten 1 çıktı. 4 karesi 16. Nın karekökü. P f uzunluğu budur. Şimdi de PM uzunluğunu bulalım. PM uzunluğu noktanın doğruya olan uzaklığı demiştik ya. Şurada x gördüğüm yere 5 y gördüğüm yere 0 yazıyorum. Bunun mutlak değeri bölü 3'ün karesi artı eksi 4'ün karesinin karekökü PM uzunluğunu verir. PM uzunluğunu. Dolayısıyla PM uzunluğu şöyle bulunacak arkadaşlar. Burada 3 kere 5 15 bölü 5 3'tür. PM uzunluğu meğer 3'müş. Buna göre şimdi 5 bölü 3 arkadaşlar dış merkezliği kaçtır? 5 bölü 3'tür. 5 bölü 3 birden büyük olduğu için bu bir hiperboldür aynı zamanda. Hiperbol. Şimdi başka bir soru bakalım. Şekildeki elipsin simetri ekseni x eksenidir. Simetri ekseni x eksenidir. Simetri ekseni x eksenidir demek odak x ekseninin üzerinde demektir odak. Elipsin y eksenini kestiği noktalardan birisi 0'a 4'tür. Yani şu nokta 0'a 4'müş. Elbette şu nokta da sıfıra eksi 4 olur. Hani doğal olarak. Değil mi? Hani mantıken. Şimdi diyor ki ve doğrultman doğrusunun denklemi eksi 25 bölü 3'tür. Tamam. Elipsin dış merkezliği 3 bölü 5 olduğuna göre odak noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi ben burada şunu söylemek istiyorum. Burada bir bak şimdi odak burada olsun. Mesela A'ya sıfır noktası olsun. Tamam mı? A'ya sıfır noktası olsun. Analitiksel olarak. Şimdi doğal olarak şu uzunluk bak şimdi ve şu uzunluğu düşün. Şimdi bu iki uzunluğu düşün. Bu e eşittir. E eşittir. 3 bölü 5 eşittir. P bu noktaya P diyorum bir an için. P F
buna F1 aslında da F diyelim. PF bölü PM olsun. Bunu tartışalım. Şimdi PF uzunluğu nedir? Burası PF uzunluğu, bura 4 birim yükseklik. Burası da eksi A birimdir. Buradan bu iki nokta arası uzaklık yapınca 4'ün karesi 16'dır. Artı A karenin kare köküdür. PF uzunluğu budur. PM uzunluğu nedir? PM uzunluğu orijinden itibaren ölçecek olursan eksi 25 bölü 3 ya, 25 bölü 3'tür. Burası 25 bölü 3'tür. PM uzunluğu. Hani onu şurada göstereyim. Şu uzunluk şu uzunluktur yani haliyle. Dolayısıyla arkadaşlar bunu devam ettirelim. 3 bölü 5. Şimdi içler dışlar çarpımı yaparsak 3'ler gider, 5'ler gider, 5. 25 eşittir 16 artı a kareden 9 a eşittir 3 gelir arkadaşlar. Bu durumda 3 dedik ya, 3'e 0 alınır yani bu da. Zaten bir şey daha söyleyeyim size. Buradan a kare eşittir 9 gelmişti ya. A kare eşittir 9, a eşittir 3, a eşittir eksi 3'tür. Yani bizim bu sorumuzda aslında bulduğumuz şey, şimdi burayı sileceğim, iyi bak. Bizim bulduğumuz odaklardan birisi eksi 3, birisi de artı 3'tür arkadaşlar. Şıklarda 3'e 0 olduğu için cevap 3'e 0'dır. Yoksa cevap aynı zamanda eksi 3'e 0'dır aynı zamanda. Analitik düzlemde odak noktası F ve doğrultman doğrusu x eşittir eksi 5 olan konenin dış merkezliği 1 olduğuna göre tepe noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? Hatırlayın Erguvan bunun için bir formül vermişti, vermedik biz dedik. Hani uzun uzun biraz karıştı. İşte onu yapacağız. Şimdi F 3'e 0 bak şimdi. Evet. Şimdi F 3'e 0 bak. F 3'e 0. Evet, burası 3'e 0 olsun, F olsun, tamam. Ve doğrultman doğrusu x eşittir eksi 5. İşte şu doğrultman doğrusu x eşittir eksi 5 olsun, tamam. Konin dış merkezliği 1 olduğuna göre. Bu parabolmüş, bunu da anladık. Tamam. Şimdi o zaman ben bir nokta seçtiğim zaman, mesela şunu söylemek istiyorum. Bir dakika. Tepe noktası bu 5, 3 daha 8, 4 birim. Tepe noktası şurası olmaz mı? Bir dakika şimdi. Burası eksi 1'dir. Eksi 1'e 0'dır burası. Şimdi ben bunu nasıl buldum? Bak şimdi. Normalde eksi 5 ile 3 aralığı, hani buraya M desem, MF uzunluğu kaç birimdir? Elbette 8 birimdir. 5 birim sola doğru, 3 birim sağa doğru orijinden. Hani şurayı orijin kabul edersen 8 birim. Ve ben biliyorum ki bu dış merkezliği 1 demek, dış merkezliği 1 demek şu teğet diyelim. Tepe noktasına teğet. Buraya da S diyelim. MS ile SF birbirine eşit demek arkadaşlar. Neden? Dış merkezliği 1 ya. O yüzden arkadaşlar. Dış merkezliği 1 olduğu için arkadaşlar burada MS ile SF birbirine eşit olmak zorunda. Çünkü bu S değişken bir nokta. Hani biz burada hep anlata geldik ya, PF ile PM birbirine, aslında M buradaydı.
bunlar birbirine eşitse E'miz dış merkezliğimiz 1 olur. Ve bu eşitlik her zaman her yerde söz konusu. İstediğin yerde al noktayı. İstediğin yerde al. Hani fark etmiyor yani, tamam mı? O yüzden burada SF ile MS'nin arası 8 birimse SF 4 birim olmalı. 3 birimdir orijin. Eksi 1'e doğru git, 4 birim olsun. Bu kadar. Analitik düzlemde ekseninin denklemi x artı 2y eksi 3 eşittir 0 olan koniğin doğrultman doğrusu 1'e eksi 3 noktasından geçtiğine göre koniğin doğrultman doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi şıkları yazmadım. Şıkları çıkarttım çünkü yer kalmıyor bana, çözecek alan kalmıyor. Arkadaşlar, bu analitik düzlemde ekseninin denklemi buymuş. Ekseninin denklemi. Mesela bu ekseninin denklemi, önce bir şöyle koordinat çizelim. Bak şimdi. X0 için y 3 bölü 2'dir. Şuradan geçecek. Tamam. Y0 için 3'tür. Şuradan geçecek. Bu ekseninin denklemi demek. Bunun üstünde bir yerde arkadaşlar, bunun üstünde bir yerde ne var? Odak var. Öyle değil mi? Ekseni demek o demek. Bak şimdi. Bu ekseni. Tamam. Koniğin doğrultman doğrusu 1'e eksi 3 noktasından geçtiğine göre. Şimdi 1'e eksi 3 noktası takriben burası, hani şurası 1'e eksi 3, tamam. Eksi 3 burası 1. Bak şimdi 1'e eksi 3 bu doğrultman doğrusu. Peki atıyorum burada bir yerde odak olsa, odaktan çizsek doğrultman doğrusuna göre bunlar birbirine dik olmalıydı. Hani klasik anlamda şöyle düşünün. Şöyle değil miydi? Mesela böyle bir hani zamazingo. Siz şu ekseninin doğrultmanına, bu odaktan çıktığın çizgi doğrultmana dik olmak zorundaydı. Hatırladınız mı? Dik olmalıydı. Demek ki buradan bir doğru geçiyor. O zaman ben şunu söylemek istiyorum. Acaba şimdi burada klasik anlamda f ile y eşittir mx art x eşittir örneğin 2 x eşittir 3 gibi doğrultman denklemi verildiğinde bu odaktan geçen eksen doğrusu, eksen doğrusuyla doğrultman doğrusu birbirine dik midir? Her zaman diktir. O zaman bu 1'e eksi 3'ten geçtiğine göre bizim doğrultmanımız, değil mi? O zaman bunu morartalım. Şimdi bu ikisi birbirine dik olmalı. Şöyle dik olmalı diyorum ben. Neden dik olmalı? Her zaman dik olduğu için dik olmalı. Öyle düşün. Şimdi noktasından geçtiğine göre koniğin doğrultman doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bu doğrunun arkadaşlar burası dik ya, bu doğrunun eğimi nedir? Eksi 1 bölü 2'dir. Eksi 1 bölü 2'dir. O zaman bu doğrunun eğimi nedir? 2'dir. Hani eğimleri çarpımı 2'di ya. O zaman ben şimdi değişken bir nokta alsam x, y. Şimdi y'ler farkı y eksi eksi 3 bölü x eksi 1 2'ye eşit olmalı. Buradan y artı 3 eşittir 2x eksi 2'den y eşittir 2x eksi 5'tir. Demek ki sorduğu sorunun cevabı y eşittir 2x eksi 5'tir. Y eşittir 2x eksi 5 mi demiştik? İşte burada Bursa'da var arkadaşlar. Y eşittir 2x eksi 5.